Çocuk sahibi olmak evli çiftlerin büyük çoğunluğunun en büyük dileği. Tüp bebek yöntemiyle çocuk sahibi olmak kimi sağlık sorunları nedeniyle evladı olamayanların günümüzde de en büyük umudu ve yardımcısı olmayı sürdürüyor. Bugün stüdyomuzda tüp bebek uzmanlarından bir hekim, Sağlık Bilimleri Üniversitesi öğretim üyesi Zeynep Kamil Çocuk ve Kadın Hastalıkları Hastanesi doğum hastalıkları uzmanı Doçent Doktor Belgin Devranoğlu var. Tüp bebeğe dair aklımıza takılan her soruyu kendisine soracağız. Sizlerin de bu konuda merak ettikleriniz varsa sohbet boyunca ekranlarınızda gördüğünüz numaralardan arayarak ya da yazarak bize eşlik edebilirsiniz. Numaraları hatırlatmış olalım. 0212 243 71 78 arayacağınız numara hattı. 0544 880 87 87'den de WhatsApp yoluyla bizlere mesaj atabilirsiniz. Sohbetimiz boyunca yanıtını hekimimizden öğrenebilirsiniz. Sayın Devranoğlu, hoş geldiniz stüdyomuza. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız hocam, iyi misiniz? Çok teşekkür ederim. Hocam, şu soruyu çok merak ediyorum. Artık günümüzde yaşıtlarımın, gençlerin, hemen hemen yeni çiftlerin hepsinin bir çocuk sahibi olamama hikayesini duyar oluyoruz. Acaba çevremizde artık bu rakamlar arttı mı? Geçmişe oranla, asistanlık yıllarınıza dönecek olursanız. Evet. Bir artış söz konusu. Tabii bunun birçok nedeni var. Ne olabilir? Çevresel faktörler çok önemli. Yediğimiz, içtiğimiz gıdalardaki katkı maddeleri, hava kirliliği, kullanılan elektronik aletler, bütün bunların hepsi tabii ki infertiliteyi ya da kısırlığı arttırıyor. Arttıran nedenler. Ama bunun dışında kadınlar artık daha geç evleniyorlar. Çünkü eğitim, çalışma hayatı, kariyer isteği, bütün bunlar evliliği ve çocuk planını biraz ötelememize neden oluyor. Birazcık geciktiriyoruz. Para kazanma zorunluluğu. Evet, hocam? Evet, yaşam şartları, yaşam hayat şartları, standartını sağlayıp ondan sonra çocuk sahibi olma isteği. Bütün bunlara bağlı olarak yaş ilerledikçe de gebe kalmak, çocuk sahibi olmak biraz zorlaşıyor. Bütün bunlardan dolayı çocuk olma olasılığı düşüyor ve tüp bebek merkezlerine başvuran hasta sayısı da artıyor. Evet. Eskiden hastalar bu konuda daha çekingendi. Evet. Ama artık günümüzde çok daha rahatlıkla gelip başvurabiliyorlar. Bundan dolayı da sayı daha artmış gibi görünüyor. Evet. Çevresel faktörün ve bu kariyer isteğinin dışında. Eskiden herhalde hocam bebeğimiz olmuyorsa bu bir kaderdir deyip, değil mi? Evet, kabulleniyordu. Yaşamlarını sürdürüyorlardı. Evet. Şimdi artık pek çok tedavi metoduyla evladı olamayanlar da evlat sahibi olabiliyorlar. Evet, çok daha rahat başvuruyorlar. Tedaviye geçip başlayabiliyorlar. Peki ama nasıl diye soracağım. Şimdi hocam, Türkiye'de kimi tüp bebek merkezlerinde tüp bebek başarısının %90'lara ulaştığı söyleniyor. Acaba bu bilgi ne kadar gerçek? Şimdi tabii bu tüp bebek gebelik oranını hesaplamanın birçok yöntemi var. Tek bir yöntem değil. Şimdi biz embriyoyu transfer ediyoruz. Bundan sonra kanda gebelik testi pozitif olduğu anda gebelik var demektir. Hı hı. Ama bu süreç çok uzun, 9 aylık bir süreç. Eve canlı bebek gitme oranı da bir gebelik pozitifliği. Hı. Şimdi bu 9 aylık süreçte düşük olabiliyor, dış gebelik olabiliyor. Birçok şey var etkileyen. Erken doğumlar olabiliyor, erken doğuma bağlı kayıplar olabiliyor veya bebek anomalilerine bağlı olarak sonlandırılan gebelikler olabiliyor. Bütün bunlar sonucunda gebelik pozitifliği ile, kanda gebelik pozitifliği ile eve giden çocuk oranındaki pozitiflik tabii ki aynı olmayacaktır. Onun için kliniğe başvuran çiftin bunu soruşturması gerekiyor aslında. Bu gebelik oranı neye göre veriliyor? Bir de hastaya göre aslında oran hesaplamak doğru. Çünkü aynı sebebe bağlı, aynı tedaviyi alan mesela 25 yaşındaki bir kadınla 40 yaşındaki bir kadının alacağı sonuç aynı olamaz. Yani 40 yaşında tabii ki daha düşük gebelik oranı. 25 yaşındaki bir hastanın gebelik oranı çok daha yüksek olacaktır. Bütün bunların aslında sorgulanıp hastaya göre bir gebelik oranı verilmesi daha doğru olur. Bütün bunları hesaplayıp bir ortalama aldığımızda aslında gebelik kliniklerin vereceği %40 civarındadır gebelik, evet, oranı. Yani diyorsunuz ki hocam, bazı merkezler gebe kalma oranını da hesaplıyor. Bebeğin eve gitmesini hesaplamayabiliyor. Evet. Bunu iyi araştırmak sorgulanması lazım. Evet. Ona göre merkez seçmek önemli midir hocam? Yani mesela tüp bebek yapmak isteyen ebeveynler nelere dikkat etsinler merkez seçerlerken? Merkez seçerken aslında güvendikleri, yani kendi içlerine siniyorsa, güveniyorlarsa bu çok önemli. Stres faktörünün çiftlerden kaldırılması bu çok önemli. Güvenip
içlerine siniyorsa o merkezde devam etmeleri çok önemli. Bir de açıklanamayan infertilite var değil mi hocam? Evet. Bu konuda tüp bebek tedavisindeki başarılar ne yönde? Şimdi açıklanamayan infertilite dediğimiz zaman aklımıza ne geliyor? Her türlü testi yapılmış. Kadına hormon tahlilleri yapılmış, rahim filmi çekilmiş, tüpler açık, rahim normal. Eşinin semen analizi yapılmış, hiçbir problem yok. Yani şu anki bilgi ve teknolojilerle herhangi bir sebep bulamıyoruz. Bunlara açıklanamayan diyoruz. Aslında bu herhangi bir neden olmadığı anlamına gelmiyor. Sadece biz elimizdeki imkanlarla tespit edemiyoruz. Belki hücresel düzeyde veya moleküler düzeyde bir takım problemler var ama biz bunları tespit edemiyoruz. Bu hastalara yaklaşırken önce izleme tedavisi, yaşı yine kadın yaşı burada ön plana çıkıyor. Eğer gençse bir müddet şeye bırakabiliyoruz, kendi seyrine takip edebiliyoruz. Bir yıl kadar takip edebiliriz. Bu süreç içerisinde bir yıl sonra %15'lere varan gebelik, 3 yıl sonucunda %65'lere varan kendiliğinden gebelikler oluşabiliyor. Eğer oluşmadıysa ne yapabiliriz? Aşılama deneyebiliriz. Aşılama sonucunda yine yaş faktörü önemli tabii. Gençlerde %15 iken daha ileriki yaşlarda %8'lere düşebiliyor aşılama başarı ile oranı. Gebelik başarı oranları. Bunda da başarı sağlayamadık. Açıklanamayan infertilite tüp bebek tedavisine geçiyoruz. Tüp bebek tedavisinde ne yapıyoruz? 35 yaş eğer altındaysa açıklanamayan infertilitede %40'lara varan gebelik elde edebiliyoruz. Ama yaş ilerledikçe işte 35 yaşın üstünde oldukça %38'lere, %35'lere gittikçe düşebiliyor gebelik oranı. Burada hocam kadının yaşı mı önemli, erkeğin yaşı mı? Şimdi kadının yaşı çok daha önemli. Kadın yaşı özellikle biz 35 diye bir yaş sınırımız var. Bundan sonra kadın fertilitesi azalmaya başlıyor. 38 yaşından sonra bu da daha belirginleşiyor. Sırf neden etkileniyor? Sırf yumurtalık rezervi azalmıyor. Aynı zamanda yumurta kalitesi de bozuluyor. Nasıl ki hücreler yaşlanıyor yaşla beraber, yumurtalar da yaşlanıyor. Onun için kadında bu çok daha önemli. Erkeğin önemi yok mu? Var. Onda da var. Yani erkek yaşı ilerledikçe kromozom anomaliler artabiliyor. Sperm sayısı ve kalitesi düşebiliyor. Ama kadın burada daha ön planda. Peki hocam, genelde size başvuran kadınları da hangi sorunlarla karşı karşıya kalıyorsunuz en sık olarak? Mesela miyomlar mı, kilo almış olması mı, yaşı mı, yoksa belki başka hastalıkları mı? En çok yumurtlama, ovülasyon dediğimiz yumurtlama problemleri. Yani hastalarda düzenli adet olup olmadığını sormak çok önemli. Eğer düzenli bir adet görüyorsa bir bayağı kadın, 28 günde bir adet görüyorsa bu hastanın büyük bir ihtimalle ovülasyonu, yumurtlaması var demektir. Ovülasyon gerçekten %25'lere kadar ulaşabilen infertilite nedeni olabiliyor. Bundan sonra ikinci sırada çeşitli anatomik problemler ön plana çıkabiliyor. Tübal tıkanıklıklar olabiliyor, tüplerdeki tıkanıklıklar veya rahimle ilgili problemler ön plana çıkabiliyor. Daha sonra enfeksiyonlar, servikal, serviks, rahim ağzı ile ilgili problemler şeklinde sıralayabiliyoruz. Peki bebek sahibi olmak isteyen kadınlara hocam yönelik neler söylersiniz buradan? Mesela yaşam şartlarımızı mı değiştirmeliyiz? Mesela sigara tamamen hayatımızdan çıkmalı mı? Kilo vermek ya da bahsettiğiniz o tüp tıkanıklığı ya da rahim deformasyonları, belki bunlar tedavi edilebilir hastalıklar mı? Tabii ilk önce teşhis, yani sebebin ne olduğunu bulmak çok önemli. Eğer yumurtlama ile ilgili bir problem varsa bunun nedeni hormonal olabilir. Büyük bir ihtimalle hormonaldir. Beyinle salgılanan hormonlarla ilgili olabilir. Polikistik over dediğimiz aşırı yumurtalıkta yumurta sayısının çok fazla olması gibi hormonal dengesizliğe bağlı yumurtlama problemleri olabiliyor. Bu nedeni bulup teşhis edip ona yönelik tedavi uygulamak gerekiyor. Örneğin eğer ovülasyonla ilgili, yumurtlamayla ilgili bir problem varsa hormonal tedaviye geçilebilir. Eğer tüplerle ilgili bir problem varsa, tüplerde tıkanıklık varsa, mesela tüp tıkanıklığı çok basit bir şey olabilir. Sadece oradaki bir mukus, yani salgılanan, salgının birikmesiyle ilgili bir tıkanıklık olabilir ki bu rahim filmi çekilirken bile açılabiliyor ve rahim filmi çekildikten sonra elde edilen gebelikler olabiliyor. Eğer daha önce geçirilmiş bir enfeksiyona veya ameliyata bağlı tüplerde bir hasar varsa, ameliyatla tüpleri eski haline döndürmeye çalışabiliyoruz. Eğer bunda başarı olunamazsa tüp bebek tedavisine geçebiliyoruz. Veya rahimle ilgili problemler olabilir.
rahimde miyom olabilir, polip olabilir, bunlarla ilgili problemler varsa onlara yönelik tedavi yapılıyor. Uygulamamız gerekiyor. Evet. Eğer çözüm sağlanamazsa tüp bebek diyorsunuz değil mi hocam? Tabii. Evet. Eğer herhangi bir şey sonuç alınamazsa bütün bunların sonucunda o zaman tüp bebek tedavisine geçiyoruz. Peki hocam erkekte ne tür sorunlar olabilir? Çözülemeyen ve tüp bebeğe yönlendirilen. Şimdi erkekte daha çok iki başlık altında bunları incelemek mümkün. Birincisi semen ve sperm yapımında problem olabilir. İkincisi bunların atılımı ile ilgili problem olabilir. Erkekte infertilite sebepleri neler olur? Tamamen doğuştan bir takım problemler olabilir. Oradaki tüplerde tıkanıklıklar olabilir. Veya daha sonra geçirilmiş enfeksiyonlar, ergenlik çağında geçirilmiş bir kaba kulak enfeksiyonu. Bunlar erkekte infertiliteye sebep olabilir. Bunun dışında alınmış bir kanser tedavisi, radyoterapi, kemoterapi bunlar etkileyebiliyor. Erkeklerin şöyle bir şansı var yalnız, sperm sürekli yenileniyor, yeniden üretiliyor. Kadınlarda tabii yumurta sürekli üretilen ya da yeniden üretilen bir hücre değil. Dolayısıyla hocam eğer bu sorunlar çözülemezse yine çifte tüp bebek diyorsunuz değil mi? Tüp bebek, evet. Peki hocam şimdi hikayelerinizle devam edelim isterim. Yaşı mesela ileri bir kadın olmuş olsun ya da çocukken kaba kulak geçirmiş bir erkek hastanız olsun. Yani aslında imkansız olabilen bir çift ele almış olalım. Öyle bir başarı sağlamış olun ki onlar bebeklerini kucaklarına alıp evlerine gitmiş olsunlar. Böyle hikayeleriniz var mı? Çaresiz olduğunu düşündüğünüz ama büyük bir mucizeyle tüp bebek sayesinde bebek elde edebilen çiftler? Tabii. Mesela benim bir hastam 38-39 yaşındaydı. Ve çok aşırı çocuk istiyor. Yani gözü, mesela biz bir ay ara veriyoruz. İkinci ay eğer bir ilk tüp bebek tedavisi başarısız olduysa bir ay ara veriyoruz. İkinci aydı. O hasta diyordu ki benim hiç bekleyecek vaktim yok. Her ay ben yapacağım. Her ay. Tüp gerçekten bebek deneyeceğim evet. Diyordu. Ve 10. denemesinde gebe kaldı. Çok mutlu. Sağlıklı çocuğunu ele aldı. Götürdü evine. Ondan sonra bir yıl sonra geldi kendiliğinden gebe kalmıştı. Gerçekten mi? Evet. Ve açıklanamayan bir infertilite mi vardı peki ilk denemenizde? Aslında ileri 38-39 yaşındaydı. Yaş faktörü. Düşük, evet. Over rezervi vardı ama bazı hastalıklarda gebeliğin kendisi tedavi. Çok ilginç. Çünkü ne oluyor? Gebelik esnasında bir takım endometriyoz dediğimiz bazı hastalıklar var. Hı hı. Bu rahim içi dokunun rahim dışında yerleşmesi. Gebelik süresince bu tedavi oluyor, baskılanıyor. Hı hı. Ondan sonra çift nasıl olsa benim çocuğum olmuyor diye korunmuyor. Aslında o gebelik süresince bu tedavi olmuş oluyor ve hemen arkasından gebe kalabiliyor çiftler. Çok kendine. Önemli bir bilgi verdiniz hocam. Gebelik sayesinde bazı hastalıklar kendiliğinden tedavi oluyor. Evet. Çok önemli. İlk gebelik elde edildikten sonra ikincisi çok daha kolay olabiliyor. De kendiliğinden gelmiş. Herhalde mutluluk çifte katlanmıştı. Evet, değil mi? Evet. Ne kadar güzel. Peki hocam şimdi tüp bebek tedavisine ne zaman geçilir sorusunu geçip tüp bebek tedavisi ne kadar sürer diye sormak istiyorum. Evet bu hastanızda bir yıl sürmüş mesela. Evet. Evet şimdi tüp bebek tedavisi tabii yine burada hasta var. Hastanın vereceği cevap çok önemli. Verilen tedaviye. Şimdi değişik protokoller var. Bu değişik protokoller tedavi sürecini tabii ki belirliyor. Uzun protokol dediğimiz protokoller var. Kısa protokol dediğimiz tedavi protokolleri var. Hangi hastaya hangi protokolü ya da tedaviyi uygulayacağımız yapılan araştırmalarla karar veriliyor. Eğer uzun protokolse bu bir önceki adet döneminin 21. günü tedaviye başlanıyor ve 3 hafta kadar sürüyor bu tedavi. Hı hı. Normal şartlarda ama her hasta aynı cevabı vermiyor. Eğer kısa protokol ise aynı adet dönemin ikinci, üçüncü günü tedaviye başlıyoruz. Ve bu da 10-11 gün sürüyor tedavi süreci. Ama benim söylediğim bu süreçler ortalama süreçler. Mesela bazı hasta çok erken cevap veriyor. 6. 7. günde yumurtası olgunlaşabiliyor. Tam tersi bazı hasta da 20. gün cevap veriyor. 20. günde oluşabiliyor. Bu hastanın tedavi süreci 20 güne kadar uzarken diğerinde 7 gün sürüyor. Ama ideali olmasını istediğimiz süreç 9-10 gün, 11 gün. En ideal tedavi süreci bu. Yani normalde hastanın bu süre içerisinde cevap vermesi gerekiyor. Yani yumurta oluşması mı cevap vermesi demek hocam? Evet, cevap vermesi demek. O yumurtaların, ultrasonla takip ediyoruz biz oluşan yumurtaların. Bu süreç içerisinde her bir yumurta bir aslında folikül dediğimiz bir sıvının içerisinde.
Bunları biz ultrasonla takip ediyoruz. Bunların 17-18 milimetreye ulaşması, bu folikül, yani sıvı dolu foliküllerin bize olgun bir yumurtanın oluştuğunu gösteriyor. Bu süreç genelde 9-10 gün sürüyor. Hı hı. Ama dediğim gibi hastalar aynı şeyde, aynı özellikte hastalar bile aynı ilacı farklı cevaplar verebiliyor. Hatta öyle oluyor ki mesela aynı ilacı aynı kişiye veriyorsunuz. Bir yumurtalık cevap verirken diğeri hiç cevap vermeyebiliyor ki. Daha önce geçirilmiş hiçbir ameliyatı yok, bir enfeksiyonu yok. Bir hastalığı yok. Bir hastalığı yok. Tıpta zaten en zor olan bu. Hı hı. Çünkü hasta aynı. İlaç aynı. İlaç aynı. Aynı kişinin yumurtalıkları. Biri cevap veriyor, biri vermiyor. Bunun nedeni bazen bilinmiyor. Bilemiyoruz. Peki evet. Hocam dediniz ya hani ilaç veriyoruz, 9-10 günde yumurtanın oluşmasını bekliyoruz. Bu nasıl bir ilaçtır? Yan etkisi var mıdır kadına? Bu ilaçlar hormon aslında. Normalde fizyolojik olarak vücutta bulunan hormonlar. Biz bunların miktarını arttırıyoruz. Ve yönetimi tamamen kendi elimize alıyoruz. Yani bu ilaçlarla yumurtaları büyütüyoruz. Yumurtlamanın ne zaman olacağını kendimiz ultrasonlarla, seri ultrasonlarla bu süreç içerisinde 2 günde bir, 3 günde bir ultrasona çağırıp bu yumurtaların büyümelerini takip ediyoruz. Ve bu süreci kendimiz ele alıp takip ediyoruz. Ultrasonlarla takip sürecinde 17-18 milime ulaşan bir folikül, sıvı dolu bir yumurta bizim için olgunlaşmış demektir ve artık toplanabilir. Yumurtayı iğneyle toplayabiliriz. O aşamaya gelmiş demektir. Bunun için yine başka bir iğne yapıyoruz. Son olgunlaşmayı ve toplanabilmeyi sağlamak için. Ondan sonra da yumurtayı topluyoruz. Toplama aşamasına geçiyorsunuz. Geçiyoruz. Peki hocam bir ya da birden fazla yumurta olması toplama sürecini etkiliyor mu? Şimdi tüp bebekte zaten amacımız 9-10 tane yumurta aslında geliştirmek. İdeali 9-10 yumurta. Tabii bu her hastada olmuyor. Tabii. Eğer yumurtalık rezervi azsa ancak 2-3 yumurta elde edebiliyoruz. Veya polikistik over dediğimiz işte çok fazla yumurtası olan hastalarda bazen 20-30 yumurta elde edilebiliyor. Ama ideali 9-10. 9-10 yumurta, evet. 9-10 tane toplamayı umuyorsunuz. Evet, evet. İdeali bu. Yani niçin? Çünkü daha çok embriyo oluşuyor. Daha çok yumurta elde ediyoruz. Ve bunların arasından daha kalitelisini, daha iyisini seçip onu verme imkanı evet. doğuyor. Diğerinde 2-3 tane olduğu zaman herhangi bir seçim yapma ya da bir tane olduğu zaman seçim elimizdeki neyse ancak onu verebiliyoruz. Evet. Demek ki hocam yumurta oluşma aşaması tedavinin herhalde en önemli bölümü değil mi? Kaç yumurta oluştu, yeteri kadar olgunlaşıp olgunlaşmadı. En önemli, evet. En önemli yerlerden biri. Evet, en önemli aşamalarından biri. Peki hocam bu süreçte kadınlar merak edebilir. Acaba hastanede yatmam gerekir mi? Yumurta toplama aşaması acaba sıkıntılı bir aşama mıdır? Acı duyar mıyım? Gibi bunlar, bu konularda bizi nasıl aydınlatabilirsiniz? Şimdi yumurta toplama aşaması hasta tamamen ameliyathane şartlarında toplama işlemi yapılıyor. Hafif bir sedasyon veriliyor. Yani tam olarak uyutmuyoruz ama sedasyon dediğimiz ağrı duymayacak kadar ve hatırlamayacak kadar hastayı uyutuyoruz. Böyle bir aşamada yumurtaları topluyoruz ve yumurta toplandıktan sonra hastanın hastanede yatmasına gerek yok. Sadece 1-2 saat gözlemliyoruz. Hem anestezinin etkisi geçmesi açısından, hastanın kendine gelmesi açısından. Hem de hani sonuçta bir cerrahi işlem yapılıyor. Bunun sonucunda hani hastada herhangi bir problem var mı yok mu takip etme açısından. 2-3 saat gözlemledikten sonra hastaları taburcu ediyoruz. Tekrar embriyo transferine 2-3 gün sonra ya da 5. gün çağırıyorsunuz. O sırada gidiyor hasta. Tabii evine gidiyor. Peki hocam cerrahi bir işlem dediniz, bir kesip içi var mı yoksa hayır. rahimden toplanan yumurtalar gibi mi hayal etmeliyiz? Rahimden yumurtalıktan toplanan yumurtalar şeklinde evet. Hasta muayene pozisyonunda masaya alınıyor. Ultrason eşliğinde iğneyle vajinal yoldan yumurtalara ulaşılıyor ve daha önce de dediğim gibi içi sıvı dolu foliküllerin her birine tek tek girerek bu yumurtalar toplanıyor. Bir sıvı dolu foliküle giriyoruz. Onu aspire ediyoruz. İçindeki sıvıyı boşaltıyoruz. Bu sıvıyı laboratuvara gönderiyoruz. Laboratuvar eğer yumurtanın olduğunu görüyorsa, bunun içinde yumurta var diyorsa diğer foliküle geçiyoruz. Ondan sonra onu topluyoruz. Eğer bu topladığımız folikülden yumurta çıkmadı, sıvı gönderdiğimiz sıvı boşsa tekrar içine folikülün o sıvı dolu folik tekrar biz dışarıdan sıvı veriyoruz.
tekrar doldurup tekrar aspire ediyoruz. O sıvıyı tekrar alıyoruz, tekrar. Yumurta çıkıncaya kadar bu işlemi tekrar yapabiliriz. Çıkmıyorsa da artık yapılabilecek bir şey yoktur. Bir sonraki foliküle geçiyoruz. Bu uzun bir süreç mi peki hocam? Tabii yine kişiden kişiye değişir ama. Yumurta sayısına, folikül sayısına göre değişiyor. Eğer azsa 5-6 dakikada, daha çok folikül varsa 15-20 dakikaya kadar uzayabiliyor bu süreç. Hocam şimdi izleyicilerimizden de sorular gelmeye başladı. Bir izleyicimiz demiş ki vajinismusum var. Bu durumda bana tüp bebek uygulanabilir mi? Anestezi ile olabilir mi? Teşekkür ederim demiş. Tabii uygulanabilir. Vajinismus aşılamayacak bir problem değil. Aşılır. Tabii ki bu hastalara tüp bebek uygulanır. Hiçbir problem olmaz. Bir izleyicimiz de iyi günler hocam. Rahimde 14.30 mm çapında bir miyomum var. Şu an tüp bebek tedavisi görüyorum. Miyom olduğu halde tüp bebek tedavisine başlanması sakıncalı mıdır? Tüp bebek tedavisi sonucu miyomum büyür mü? Bu gebe kalmamı engeller mi diye sormuş. Şimdi miyom nedir? Rahimin duvarında bulunan, rahimin iyi huylu tümörüdür. Bu miyomun olduğu yer çok önemli bizim için. Nerede oldu? Eğer bebeğin yerleşeceği yerde değilse, yani rahimin en iç bölgesinde, bebeğin tutunacağı yerde değilse, rahim duvarlarını bozmuyorsa, 14 milim de küçük bir miyom, alınmasına gerek görmemiş olabilir doktoru. Eğer bası yapmıyorsa, dediğim gibi, küçük de olduğu için rahim dışındaki bir miyom, rahimin dış katmanlarındaki bir miyom, gebeliği engellemez. Tüp bebek tedavisini de engellemez. Tüp bebek tedavisini de engellemez. Ama çok büyükse miyom. Ki kaç milimetre büyükten sayılıyor yani hocam? 4 santim. 4 santim, 4 santim yukarısı. Üstündekiler büyük olarak kabul ediliyor. Bunlar yine duruma göre aslında ultrasonla değerlendirip doktora bırakmak gerekiyor kararını. Yani muhakkak ameliyat edilmeli, alınmalı diye bir şey yok. Eğer hastanın şikayeti, ağrısı, sancısı, düzensiz kanamaları yoksa yine takip edilebilir. Alınması şart değil. Eğer bebeğin yerleşeceği yere herhangi bir bası ve düzensizlik yapmıyorsa. Gebe kaldıktan sonra ne yapabilir? Düşük ve erken doğuma neden olabilir miyomlar. Ama bu 1,5 santimlik bir miyom için çok geçerli, çok küçük. Fakat tedavi süresince de bu miyomlar büyümez. Evet, onu da endişe ederek sormuş. Tedavi süresince büyümez diyorsunuz. Büyümez. Hocam bir izleyicimiz de mikro enjeksiyon yöntemiyle hamile kalmıştım der bundan bir yıl önce. 13 haftalık bebeğim karnımda öldü ve kürtajla alındı. Tekrar tüp bebek tedavisine başlamam için ne kadar zaman geçmesini önerirsiniz demiş. Bir yıl önceden bahsettiği bir tedavi var hocam. Başlayabilir hemen. Yani bir yıl yeterli bir süre beklemek için. Hemen başlayabilir. Dediğiniz 5-6 aylık bir süreç, bekleme süreci yeterli. Yani böyle bir düşük olayından sonra, bir gebelik olayından sonra 6 aylık bir süreç vücudun kendisini toparlaması için yeterli. Hem psikolojik olarak hasta kendini toparlar hem de fiziksel olarak vücut kendini toparlar. Peki hocam kürtaj işlemi acaba rahme zarar verir mi ya da gebeliği engelleyen bir durum mudur? Yani iyi şartlarda yapıldıysa, usulüne uygun yapıldıysa hiçbir zararı yok. Ama kimi zaman enfeksiyon gelişebiliyor veya çok derin yapıldığı zaman bu rahim içi dokular birbirine yapışabiliyor. Bunlar da daha sonra tabii ki problem yaratabiliyor. Onun için dikkatli yapmak gerekiyor. Yani deneyimli ellerde yapılmasında fayda var. İyi merkezlerde, deneyimli ellerde yapılmasında fayda var. İyi şartlarda yapılmasında fayda var. Şimdi hocam şöyle bir kaygı da var. Ben tüp bebek tedavisini araştırırken aynı zamanda genel sık sorulan soruları da gözden geçiriyorum. Mesela şöyle bir soru var. Yumurtalarım ve spermlerim karışır mı kaygıları güden insanlar var. Böyle bir şey duyulmuş mu gerçekten? Hayır. Yani bu konuda biz tüm kadın doğum ve tüm tüp bebek hekimleri gerçekten çok dikkatliyiz. Bizim de en çok korktuğumuz şey çok titiz çalışıyoruz. Bu her aşamada sorgulanıyor çünkü. Evet. Yumurtanın toplanıp spermin alındığı aşamadan embriyonun hastaya transfer edildiği aşamaya kadar her aşamada tekrar tekrar kontrol ediliyor. Her aşamada bu sorgulanıyor. Ve şimdi yeni gelişmiş bir takım sistemler var, barkod sistemleri. Zaten bunları eşleşmediği zaman işlem yapamıyorsunuz. Bu okutup eşleştirdiğiniz zaman ancak barkod sistemiyle o zaman işlem yapabiliyorsunuz. Daha her merkezde belki yok çünkü yeni bir sistem ve oldukça pahalı bir sistem.
Ama bu zamanla daha da oturacaktır, daha da yaygınlaşacaktır. Ve çiftler hiç akıllarına böyle bir şey getirmesinler değil mi? Aydınlattığınız evet. iyi oldu hocam. Şimdi mesela bir sık sorulan soru da şu çıktı karşıma. Tüp bebek tedavisi sonucunda kadınların yumurta rezervi tükenir mi? Herhalde bu yumurta toplama işleminden sonra bir rezerv tükenmesi korkusu var kadınlarda. Var. Şimdi biz hangi yumurtaları topluyoruz? Bizim topladığımız yumurtalar aslında atılacak, yok olacak yumurtalar. Yani şimdi regli ile beraber değil evet, mi? Evet. Adet dönemimizle beraber. Evet. Şimdi normalde, normal bir fizyolojik süreçte her ay bir yumurta olgunlaşırken onun yanında olgunlaşamayan, 9-10, yani bu yola giren 9-10 yumurta oluyor. Fakat bunların biri lider oluyor, büyüyor, gelişiyor. Diğerleri onun yanında sönük kalıyor ve yok oluyor. Biz hormon seviyesini arttırarak ne yapıyoruz? Bu yok olacak, atılacak olan yumurtaları büyütüyoruz. Onun için kesinlikle menopoz yaşı erkene gelmiyor bu tedaviyle. Sadece biz o yok olacak, atılacak olanları topladığımız için daha fazla yumurta elde ediyoruz. Yani diğerlerini destekleyip büyütüyoruz. O lidere yancı edindiriyorsunuz. Evet. Çok güzel anlattınız hocam. Böyle bir korku içerisinde de olmalarına gerek yok değil mi? Şimdi hocam geçelim. Yumurtalar toplandı. Erkekinde spermi alınıyor galiba değil mi? Evet. Onlar da özel bir yerde. Evet. Embriyo haline getiriliyor. Evet. Bu süreç nasıl bir süreç hocam? Şimdi en baştan almak gerekirse dediğim gibi adetin, yani kısa protokolse diyelim, adetin ikinci veya üçüncü gününde kadına hormon vermeye başlıyoruz. Ve bu ortalama süreç 10. günde olgun foliküller, yumurtalar olgunlaştığı zaman vajinal yolla ultrason eşliğinde iğneyle girip bu yumurtaları topluyoruz. Bu yumurtaları topladığımız günde eşinden sperm alınıyor. Bu sperm için ideali aslında bir 4-5 günlük cinsel pehriz sonrası olması. Erkekte de bu önemli. Yani 4-5 günlük bir cinsel pehriz sonrası elde edilen sperm hem sayı bakımından hem kalite bakımından daha iyi oluyor. Kadın için bir diyet öneriyor musunuz hocam? Yeme, içme ya da hareket? Kadın için herhangi bir şey önermiyoruz. Sadece yani bu tüp bebek için değil ama tüm gebelikler için, gebelikten önce bir folik asit öneriyoruz. Evet. Nöral tüp defekleri var. Bir takım defekleri engellemek için. Gebe kalmadan evvel 2 aylık bir süreçte bunu kullanabilir. Daha böyle balık yağları gibi işte koenzim Q'lar gibi bir takım yan destek tedavileri öneriyoruz ama bunların hiçbiri hani bilimsel olarak çok kanıtlanmış ve klasik kitaplara girmiş bilgiler henüz yok. Bunların hepsi daha çalışma aşamasında ama destek olarak verebiliyoruz. Eşinden de sperm alındıktan sonra laboratuvar ortamında bunlar mikro enjeksiyon denilen yöntemle tek bir sperm tek bir yumurta içine veriliyor. Ve ondan sonra 24 saat sonra döllenmenin olup olmadığı, 48 saat sonra bu hücreler bölünüyor mu bölünmüyor mu, ne hızla bölünüyor, kaliteli neler, kalitesi neler, bunlar takip edilerek işleme devam ediliyor. Bunda da iyi bir laboratuvar çalışması bekleniyor herhalde çok önemli. Değil mi hocam? Yani evet, ekip arkadaşlarınız yani. Laboratuvar hakikaten çok önemli. Yani oradaki tecrübe, bilgi, kullanılan cihazların kalitesi çok önemli. O ekibiniz size diyor ki hocam embriyolarımız gelişti artık transfere hazırız diyorlar değil mi? Evet. Kaç gün sonra bu haber geliyor? Şimdi dediğim gibi ilk olarak embriyo bakımı 24 saat sonra oluyor. Bu 24 saat sonra neye bakılıyor? Fertilizasyon, döllenme olmuş mu olmamış mı? Buna bakılıyor. Eğer fertilizasyon olmuşsa tekrar 48 saat sonra ikinci gün tekrar bu embriyolar değerlendiriliyor. İkinci gün neye bakılıyor? Bu döllenmiş olan yumurta ya da embriyo bölünüyor mu bölünmüyor mu? İkinci günde 4 hücreye bölünmüş olması gerekiyor. Ve içerisindeki tortu, fragman dediğimiz şeyler önemli. Ne kadar temizse o kadar kalitesi iyi demektir. Eğer embriyolog doktorlar bunun üçüncü güne gidebileceğini, devam edebileceğini karar veriyorlarsa üçüncü güne gidiyor. Eğer artık gitmeyelim, devam etmeyelim, transfer yapalım derlerse ikinci günde biz transferini yapıyoruz, embriyonun transferini. Üçüncü gün tekrar bakılıyor. Üçüncü günde bu bölünmenin devam etmesi gerekiyor ve 8 hücreye çıkması gerekiyor bu embriyonun. Yine içindeki tortulara bu hücrelerin büyüklüklerine bakılıyor. Hücrelerin aynı büyüklükte hemen hemen olması gerekiyor ve tortu ne kadar azsa o kadar iyi. Eğer üçüncü günden sonra yine denilirse ki artık transferini yapalım, bu embriyo beşinci güne gidecek kalitede değil derlerse üçüncü günde biz transferini yapıyoruz. Eğer beşinci güne gidebilir denilirse
Beşinci güne kadar bekliyoruz. Beşinci gün aslında normal fizyolojik bir gebelikte embriyonun tüpten rahime döndüğü, implante olduğu, tutulduğu dönem. Onun için beşinci günde aslında gidildiği zaman yapılan transferlerde gebelik oranları biraz daha fazla. Yani artık burada hücreler birbirleriyle bütünleşmeye başlıyor. İçerisi kist, sıvı dolmaya başlıyor. Blastokist aşaması diyoruz. Onun için mümkün olduğu kadar blastokist aşamasında biz transfer yapmaya çalışıyoruz. Ama her embriyo maalesef 5. güne kadar gidemiyor. Normal fizyolojide bu bir oositle sperm tüpte buluşuyor. Tüpte buluştuktan sonra bu bölünme aşamaları, 4 hücre, 8 hücre olma aşamaları tüpte meydana geliyor. Ve 5. günde bu blastokist safhasında rahime dönüyor ve rahime tutunuyor. Biz bu aşamada direkt olarak rahime verirsek tabii ki tutunma şansını biraz artıyor. Daha arttırmış oluyoruz. Yani 5. gün önemli bir gün sayısı. Önemli bir gün. 5. günde olmak zorunda diyorsunuz. Eğer embriyo gidebilirse, sağlıklı olursa. O güne kadar gidebilirse biz 5. gün embriyo transferini tercih ediyoruz. Tabii embriyolog karar veriyor değil mi hocam? Bu sağlıklı bir embriyo tabii, diye. Tabii, evet. Onu takip eden embriyolog bu gidebilir, gidemez transferini yapalım diye bize öneride bulunan embriyolog, embriyoloji uzmanı ve onun için laboratuvar çok önemli. Embriyoloji doktorunun tecrübesi çok önemli. Yerleştirme işlemini de soracağım hocam ama izleyici soru cevaplarıyla devam edelim. Sizler de bize katılabilirsiniz efendim. Eğer tüp bebekle ilgili merak ettikleriniz varsa ya da başınızdan geçen bir hikaye sormak istediğiniz bir soru, konu 0212 243 71 78'den bizi arayarak sorabilir. 0544 880 87 87'den de WhatsApp yoluyla mesajlarınızı iletebilirsiniz. Bir izleyicimiz şunu sormuş. Hocam iyi günler. Benim sol tüp kapalı, sağ açık. Şimdi ben soldan yumurtlarsam hamile kalma şansım yok mu? Lütfen cevap verin. Her ay soldan yumurtlarsam ne olacak peki? Hiç hamile kalmayacak mıyım demiş. Nasıl açıklarsınız bu durumu hocam? Hiç üzülmesin hastamız, gebe kalabilir. Yani sol tüp tıkalıysa, soldan yumurtlama dahi olsa bu yumurta, atılan yumurta diğer tüp tarafından alınabiliyor. Onun için öyle bir şey korkusu olmasın hastanın. Diğer tüp tarafından alınıp gebelik şansı var. Tabii ki iki tüp açık olduğu kadar çok değil belki. Ama bu hastanın sol taraftan bile yumurtlaması olsa, her zaman soldan bile olsa yine gebelik şansı var. Ama öyle de olmaz. Yani yumurtlama sağ sol değişik değişik oluyor her ay. Öyle mi hocam? Tabii tabii. Mesela bir ay soldansa diğer ay sağdan mı yumurtlama ya olabilir? O kadar düzenli değil. Düzenli ama değil. Ama mesela değişken. Evet, değişken. Her zaman soldan ya da her zaman sağdan olmuyor. Bazen soldan, bazen sağdan. Ama bu o kadar düzenli de değil. Yani bir ay oradan, bir ay oradan şeklinde de değil. Ama değişken, her iki yumurtalıktan da yumurtlama oluyor. Düzenli olarak ilişkiye girmesinde fayda var o zaman. Tabii. Belki geç olacak ama bebek olacak. Evet, evet. Normal evet, yollarla. Başka bir neden yoksa, başka bir şey yoksa normal yoksa. Yoldan gebe kalabilir. Hocam bir izleyicimiz de iyi günler demiş. Eşim hipertiroid hastası ve şu anda ilaç tedavisi görüyor. Acaba tedavisi sırasında tüp bebek tedavisine başlayabilir miyiz yoksa olumsuz bir etkisi olur mu? Bundan önce iki kere tüp bebek denemesinde maalesef olumlu sonuç alamadık ve o süre içinde eşimin hipertiroid hastası olduğunu bilmiyorduk. Bu olumsuz sonuçta hipertiroidin etkisi olmuş olabilir mi demiş. Şimdi o dönemde eğer tiroid hormonları yüksekse olumsuz sonuç yapmış, olumsuz bir etki yapmış olabilir. Fakat şimdi fark edilmiş, ilaç tedavisine başlanmış. Eğer hormonlar normal düzeye indiyse, ilaçla her şey yolundaysa bu problem artık onlar için gebe kalmaya engel değil. Dolayısıyla bir endokrin uzmanıyla beraber bir tüp bebek uzmanı ile eş zamanlı çalışmasında fayda var değil evet, mi hocam? Evet, bu... endokrin, tabii endokrin uzmanıyla takip edilip tiroid evet. hormonlarının kontrol altında normal sınırlarda tutulduğu müddetçe herhangi bir problem olmaz. O amaçla kullanılan ilaçların da tüp bebek tedavisine herhangi bir zararı ve engeli yok. Demek ki başka sebeplerden başarısız olundu herhalde değil mi hocam? O dönem anladığım kadarıyla tedavi görmemiş. Evet. Hasta bilmiyormuş. Tiroid hormonları büyük bir ihtimalle o dönemde yüksekti hipertiroidiye evet. bağlı olarak. O engel olmuş olabilir. Evet. Ama şu anda kontrol altına alınmış. Normal seviyeye düşürülmüşse engel değil artık. Dolayısıyla hocam tedaviye girecek çiftleri bütünüyle değerlendirme altına almakta fayda var değil mi? Başarıya ulaşabilmek için. Tabii tabii her yönüyle. Her evet, yönüyle. Evet. Hasta ilk geldiği zaman mesela ilk önce fiziksel muayene, önce anamnezin alınması gerekiyor. Daha önce düşüğü var mı yok mu, tedavi görmüş mü görmemiş mi, gebelik hikayesi nedir? Herhangi bir kronik hastalığı var mı, şeker olabilir, tansiyon olabilir, hipertiroidi olabilir.
Daha sonra fiziksel muayenesinin yapılması gerekiyor. Ultrasonla herhangi bir anatomik bozukluk var mı yok mu? İşte yumurtalıkta, tüplerde, rahim içinde bunların değerlendirilmesi gerekiyor. Daha sonra laboratuvar teknikleri ve radyolojik tekniklere geçiyoruz. Mesela özellikle adetin ikinci veya üçüncü günü hormonlarına bakıyoruz. Hmm. Hormon seviyeleri bizim için önemli. Ve bunların günleri ve zamanları, ondan sonra rahim filmi çekiyoruz. Rahim HSG dediğimiz histerosalpingografi. Buradaki amaç ne? Tüpleri ve rahim içini değerlendirmek. Tüpler açık mı değil mi? Rahim içinde gebeliğin tutulmasına engel olacak herhangi bir yer kaplayan lezyon var mı yok mu? Bu polip olabilir, miyom olabilir demin bahsettiğimiz. Bunlar var mı yok mu? Bunları değerlendiriyoruz. Daha sonra yine sperm, semen analizi önemli. Bu üç şey aslında en temel yapılması gereken şeyler. Sperm sayısı ve hareketliği normal mi? Morfolojisi, yapıları, yapısal olarak spermler normal mi değil mi? Bunları değerlendirip ona göre tedaviye başlamamız. Yol almakta fayda var değil mi? Hocam şimdi gelelim embriyo transferine. Akılda olan sorular şunlar. Bir denemede kaç embriyo transferi yapılabiliyor? Dondurulmuş embriyo ile taze embriyo arasında ne gibi bir fark var gebe kalma açısından? Bu konularda bizi nasıl aydınlatırsınız? Şimdi dondurulmuş ilk soruyu tekrar alabilirim. Hocam bir denemede en fazla kaç embriyo kaç transferi? Embriyo mesela transferi bir mi, üç mü? Evet, bu şimdi yasal olarak sınırlandırılmış vaziyette. Türkiye'de mi? Evet, Türkiye'de. Eğer hasta 35 yaşından gençse ve ilk iki denemesi ise sadece bir embriyo transferi yapabiliyoruz. Fakat 35 yaşın üstünde üçüncü veya daha fazla denemesi ise iki embriyo transferi yapabiliyoruz. İkiden fazla transfer kesinlikle yok. Yani yasal olarak engellenmiş vaziyette. Bunun amacını çoğul gebeliklere engel olmak. Çünkü çoğul gebelik birçok riski de beraberinde getiriyor gebelik süresince. Erken doğum olabiliyor, düşükler olabiliyor, istenmeyen bir durum. Onun için 2 ile embriyo transferi sınırlandırılmış durumda. Donmuş embriyo ile taze embriyo arasında nasıl bir fark var? Şimdi bu tedavi süresince biz yüksek doz hormon veriyoruz hastalara. Bu normal fizyolojik bir durum değil tabii ki. Yani çok fazla hormon yüklüyoruz. Evet. Kandaki hormon seviyeleri aşırı yükseliyor. Ondan sonra yumurtaları topladığımız dönemde de tekrar bu hormon seviyeleri ani bir düşüş oluyor. Evet. Halbuki normal fizyolojide bu böyle işlemiyor. Yani normal gebelik süresince bu böyle işlemiyor. Onun için şimdi daha çok biz donmuş embriyo transferini tercih ediyoruz. Burada ne yapıyoruz? Yumurtaları topluyoruz. Embriyo haline geldikten sonra bunları donduruyoruz. Ondan sonra kadının fizyolojisinin normale dönmesini bekliyoruz. Bu hormon seviyeleri normale insin. Yani bir sonraki adet döneminde ya da 2-3 sonraki adet döneminde her şey normale inecek. Kandaki hormon seviyeleri ve aslında bu süreç içerisinde kadına, çiftlere birçok stres de yüklüyoruz. Hani ilaç, hormon alıyor, toplandı, toplanmadı, transfer oldu, olmadı. Bu 2-3 ay sonraki süreçte daha bir yatışıyor bunlar. Stres katsayısı biraz daha düşüyor. Ondan sonra her şey normal fizyolojiye dönüyor. Hormon seviyeleri, vücut çalışma stres sistemi, stres seviyeleri. O zaman embriyo transferi yapıldığında, yani donmuş embriyo transferi yapıldığında sonuçlarımız, gebelik sonuçlarımız daha iyi. Taze embriyo transferine göre. Hocam şimdi daha çok sorun var ama bir haberimiz var, onu izleyeceğiz. Yine konuyla bağlantılı, 17 Kasım biliyorsunuzdur Dünya Prematüre Bebekler evet. Günü'ydü. Bu özel günde doktorlara ve hemşirelere ödüller verildi. Bakın hangi doktor ve hemşirelerdi bunlar? ...17 Kasım Dünya Prematüre Günü kapsamında ilk kez ülkemizdeki yeni doğan yoğun bakım ünitesi doktor ve hemşireleri ödüllendirdi. Türkiye'de her yıl 150 bin bebek prematüre doğuyor. Ancak ortalama %50'si yaşama tutunabiliyor. Fakat özel eğitimli sağlık personeli ve yaygın yeni doğan yoğun bakım üniteleriyle bu oran %90'lara kadar çıkıyor. Türkiye'de 2500'ü ileri prematüre bebekler için hazırlanan 3. seviye yeni doğan ünitesi bulunmaktadır. Prematüre günü 2011 yılında ilk defa kutlanmaya başladı. Erken doğum dediğimiz veya düşük ağırlıklı bebeklerin günü olarak kutlanıyoruz. Bunlar özellikle bebekler tabii.
Genelde 32 hafta civarında doğuyorlar. 36. haftanın erkeninde doğduğu zaman biz prematüre kabul ediyoruz. Dünya Prematüre Günü ödül gecesinde prematüre doğumlara dikkat çekmek ve farkındalık sağlamak amaçlandı. Prematürelere de İstanbul'da yaklaşık 4000 tane yeni doğan yoğun bakım ünitemiz var. Bunlar çok hem gelişik hem de prematüreyi bakan hem hemşiresi hem yeni doğancısı olarak yeterli bir altyapımız var. Bu konuda bugün farkındalığı oluşturmaya çalışıyoruz. Yeni doğan alanında çalışmalar yürüten ulusal ve uluslararası arenadan sivil toplum kuruluşları, tıp dünyasının önde gelen isimleri, Sağlık Bilimleri Üniversitesi rektör ve dekanlarının yanı sıra bürokratlar da Türkiye'de bugüne kadar düzenlenmiş en geniş kapsamlı prematüre farkındalığı gecesine destek verdiler. Profesör Doktor Sayın Cevdet Erdoğan'ı aramıza davet ediyoruz. Ayrıca ödül gecesine Türkiye'nin dört bir yanından gelen prematüre çocuk sahibi aileler de katıldı. Ünlü sanatçılar geceye destek vermek amacıyla sahne aldı. Kaç aylıkken doğdu? 33 artı 5. Neler yaşadınız? Biraz bize anlatır mısın? Biz 6 yıldır zaten bekliyorduk Çınar'ı. Sürpriz oldu. Hamilelik süreci 3,5 ay falan yaşadım. 4 aylık olmuş, haberim yoktu. Onun gelmesiyle hayatımız değişti, her şey değişti. Her gün süt götürdüm, karda, yağmurda, çamurda. Ayrı bir his, ayrı bir duygu. Hep ağlayarak gidip geldim yanına. Bambaşkaydı. Sağlıkla bebeği kucağa almak ne kadar keyifli bir şey değil mi çok, hocam? Çok keyifli. Tabii doğumdan önce de stres oluyor, sonrasında da bir takım problemler yaşanabiliyor belki ama herkesin değil mi, Allah gönlüne göre evet, nasip etsin, çocuğunu sağlıklı almayı nasip etsin değil evet, mi hocam? Bizim için bile yani o gebelik pozitif tahlil sonucunu aldığımızda biz bile çok mutlu oluyoruz. Evet değil mi, aile evet, gibi her defasında çünkü. Evet bunu tekrar tekrar yaşıyoruz, hele daha sonra çocuklar geliyor, görüyoruz, büyüyoruz. Çok güzel bir duygu gerçekten. Hocam bir izleyicimizin de şöyle bir sorusu var. Ben de yayın arasında kendisine yazdım. Normal yolla mı hamile kaldınız yoksa tüp bebekli mi diye, ama acaba önemli midir bu sorusunda bu konu? İyi günler hocam. 14 haftalık hamileyim ama kanamam var. Tedavi gördüm ama geçmedi. Ne yapabilirim diye sormuş. Bir daha yanıt alamadım. Tüp bebek mi normal yolla mı diye sordum ama. Anladım. Yani çok yakın takip altında olması gerekiyor. Hı hı. Gerek hormonal destek belki vermek gerekiyor. Gerek istirahat tedavisi. Yani bu şekilde belki yatarak hastaneye yakın takipte tutulması neden gerekiyor. Neden kanama olur hocam mesela 14 aylık gebe bir kadında? Birçok neden olabilir. Düşük tehdidi olabilir. Bazen tamamen rahim ağzındaki bir poliple ilgili dahi olabilir. Yani gebelikle ilgili değil, rahim ağzındaki... Bunun incelenmesi lazım. Nedeninin bakılması lazım. Peki tüp bebek mi normal yolla mı bebek olmuş olması durumu değiştirir mi, etkiler mi ya da tedavi etkiler yok, mi? Yok hayır, tedaviyi değiştirmez. Tüp bebekle olan gebelik olup kalp atışını gördükten sonraki süreç normal bir gebelik süreci gibidir. Aynı. Yani aynıdır. Evet, bundan sonraki süreç ve takipler her şeyi normal gebelik gibidir artık. Hastalar o bakımdan içleri rahat olsun. Yani normal bir gebelik nasılsa o da öyle devam edecektir. Bir takipte olmasında değil mi? Bir doktora görünmesinde fayda var. Tabii yakın takipte olmasında fayda var. Peki hocam şimdi son 3 dakikamız kalmış. Acaba benim sormadığım, sizin mutlaka söylemek istediğiniz ya da vermek istediğiniz bir mesaj var mıdır bu süreçte? Bu süreç içerisinde hastalar tüp bebek tedavisi süresince gittikleri hekime ve kliniğe güvensinler. Yani güvenip kendilerini huzurlu ve rahat edebilecekleri bir yer seçsinler. Hı hı. Ve dışarıdan gelen, çünkü bu süreç içerisinde çok fazla dışarıdan impuls geliyor. Yani çok fazla uyaran geliyor. Bunlara kulaklarını tıkayıp bence güvendikleri yere devam etsinler. Oranın ne diyorsa o tedaviyi uygulasınlar ve sabırlı olsunlar. Yani bu süreç hakikaten hem fizyolojik hem psikolojik olarak zor bir süreç. Onun için sabırlı olmaları, pes etmemeleri ve tedaviye başvurdukları kliniğe güvenip devam etmelerinde fayda var.
Hocam şimdi bir izleyicimizin de şöyle bir sorusu var. Acaba tüp bebek tedavisini SGK karşılar mı der? Siz tabii bir devlet hastanesinde hekimsiniz. Evet. Sizin merkezinizde SGK karşılıyor mu? Karşılıyor. Hepsini karşılamıyor. İlaçların %80'ini karşılıyor. Tüp bebek işlemlerinin de bir kısmını karşılıyor. Büyük bir kısmını karşılıyor. Ama bir takım kuralları var. Ne gibi? 23 yaşından büyük olması gerekiyor kadının. 40 yaşından küçük olması gerekiyor. 40 yaşını doldurmamış olması gerekiyor. 3 denemeye kadar karşılıyor. Ve 3 yıllık bir evlilik süreci istiyor. 3 yıllık evlilik süreci sonucunda gebe kalamamışsa o zaman tüp bebek tedavisine alınıyor. Bazı istisnaları var bunun yalnız. Eğer azospermişse, erkekte hiç sperm yoksa veyahut da yumurtalık rezervi çok düşükse, düşük over rezervi ise o takdirde daha erken tedaviye alınabiliyor. Bunun dışında bu kurallar geçerli. Sizin hastanenizde bu kurallar neticesinde SGK karşılıyor. Karşılıyor, evet. Ama özel bir takım klinikler var değil mi? Onlar da kişinin kendi ödemesi tabii, gerekebiliyor. Evet, özel kliniklerde evet. Kendim. Hocam çok çok teşekkür ediyoruz. Çok ben değerli çok bilgiler aldık. Ben çok teşekkür ederim. Ayaklarınıza, yüreğinize sağlık. Çok teşekkür ederim. Efendim tüp bebek tedavisini ile ilgili aklımıza gelen her türlü soruyu kadın hastalıkları ve doğum uzmanı doçent doktor Belgin Devranoğlu'na sorduk. Yarın yine aynı saatte başka uzman konuklarla karşınızda olacağız. O zamana dek sağlıklı kalın, hoşça kalın.